İnşallah, maşallah diye diye, maşallah, la kuvvete illa billah diye diye yürürsek yolumuzda Allah'ın belasından emin oluruz. Emin oluruz. Kehf suresinde o iki kardeşin kısa, menkıbesini anlatırken Allah subhanehu ve teala birisi Allah'a inanmıyor diye Allah onun bahçesini mahvetti. mahveledi, Parumar eledi yani. Aynen bugünkü insanlar gibi ebedi, bana ki, bana kimse bir şey yapamaz. Bana kimse bir şey yapamaz. Hani bir büyük gemi yapmışlar ya tarihte Titanik diye. Tamam mı? İçine binenler o kadar büyük ya gemi. Öyle söylüyorlarmış. Bunu Tanrı bile batıramaz. <laughs> Maşallah. İlk seferinde batıyor. Tanrı bile batıramaz dedikleri gemi ilk seferinde batıyor yani. Allah'a büyük, bir büyük gemi yaptı diye Allah'a büyükleniyor Ya Yahu. Allah'ın okyanusunda geziyorsun utanmaz. Bir gemi yapmış geziyorsun diye. Allah'ın koskoca okyanusunda geziyorsun ya. Büyüklenip büyüklenip Allah'a edepsiz bir şekilde kelimeler sarf edilince ne oluyor? Allah da cezasını kesiyor insanı. Allah muhafaza buyursun. İşini bitiriyor yani. Kardeşi bahçesi mahvoldu gitti ya. Kardeşi ne dedi ona? büyükleniyor bir bahçesi var diye ben bana hiçbir şey olmaz ben giderim benim mülküm bitmez ben işte son model arabalarla gezerim bir gün bir hoca efendi hoca diye bilinen bir adam ona Mustafa Hoca'dan bahsetmişler tamam <laughs> Allah Allah çok gülmüştü bu meseleye de. <laughs> yani Mustafa Hoca'nın sohbetleri de çok güzel diye söylemişler ona bu in, e, haset Allah bizi saklasın Celle Celaluhu, bütün ümmeti Muhammed'i saklasın. Haset evet. hastalığı insanı mahveder. <laughs> o da şimdi verecek cevabımı yoktu. Nasılsa bilmiyorum artık. E, cahil olduğunu göstermiş aslında. Bu yolda sağlam olmadığını göstermiş. Demiş ki ben bembebelere binerim. Mustafa hocalar kartallarla gezer. <laughs> Yahu dedim biz arabamı yarıştırıyoruz burada? <laughs> Arabamı yarıştırıyoruz, sohbet ediyoruz. Yani deseydi ki biz göğün esrarını anlatırız Mustafa Hoca yerde dolaşır dese hadi neyse tamam diyeceğim. Tamam mı? <laughs> biz bebelerle gezeriz o kartallarla gezer. Ya o kartalla gezsen ne olur? Yürüyerek gezsen ne olur? Ne olur yani? Velhasıl büyüklenmek, böbürlenmek Allah'ın sevmediği iştir. O kardeşlerden bir tanesi bir güzel bahçesi var diye böbürlendi. Bu nimet bende bedi kalır, benden gitmez. Ben öteki tarafa gitsem de yine böyle paşa olurum dedi kardeşine. Kardeşi de ondan borç istemeye gelmişti. <laughs> Tam bu zaman. <laughs> Tam bu zaman. <laughs> i̇şte kardeşi de onu öyle dedi. Walaula istaad billahi bismillah. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma Allah la kuvvete illa billah. Niye böyle kibirli kibirli giriyorsun bahçene? girer girmez maşallah la kuvvete illa billah desene. De de Allah bela göndermesin. Nimetini çoğaltsın arttırsın sana. Maşallah Allah diledi de böyle oldu demek. Allah istedi de böyle oldu. Benim ne gücüm yeter buna. La kuvvete illa billah. Benim buna yiyecek kuvvetim yok. Allah yardım etti de oldu demek bu yani sahip olduğumuz mülkler, güçler böyle gözümüzde çok büyük gözükmesin yani. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünden büyük bir mülke sahip olma imkan ve ihtimali yok insan için. Yok. Çünkü bu duayı etti. Ya Rabbi bana öyle bir mülk ver ki benden sonra kimseye verme öyle bir mülk. Allah-u Teala da o duayı kabul eyledi. Onun için kıyamete kadar kimsenin Süleyman Aleyhisselam'ın mülküne sahip olma imkanı ve ihtimali yok. Yok öyle olmasıyla birlikte, öyle bir mülke sahip olmasıyla birlikte insanlara hükmediyor, cinlere hükmediyor, kuşlara hükmediyor, vahşi hayvanlara hükmediyor, rüzgara hükmediyor. Bir inşaallah demeyi unuttu diye yarım bir çocuk. Yarım bir çocuk. Onun için Allah'ın kuvvetini, kudretini sakın ha gözden çıkartma. Kendi o aciz, zayıf varlığının sahip olduğu kuvveti sakın ha bir şey sanma. Sanma ki Allah'ın imtihanına düşme yani. Her işimizde inşallah deriz ki Allah'ın yardımı gelsin. Rabbimiz diler isterse olur, başka türlü olmaz.